Merhaba arkadaşlar, adım Nazım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kömür tanıtımı yapacağım. Kömürün iyi yanı, kötü yanı vesaire ne varsa onu anlatacağım. Bu tanıtıma nasıl karar verdim arkadaşlar? Öncelikle videoların başından beri Kefo Gold kömürden bahsettim. Hep onu kullandığımı söyledim. Son birkaç haftadır da elimde daha kötü bir marka kömür kullandım. Sürekli baş ağrısı yapmaya başladı. Ve yeni bir Kefo Gold kömürü almaya karar verdim. İnternetten sipariş vermek istedim. Ama fiyatların arttığını gördüm bayağı bir. Daha uygun ne var diye düşündüğümde hem yorum olarak hem de fiyat olarak güzel olduğunu gördüm. Coco Peels diye bir kömür buldum. İlk defa kullandım bu arada. Dediğim gibi Kefo Gold'dan 5-6 lira daha uygun fiyatı. Ve yorumları da gayet başarılı. Kefo Gold'la başa baş olduğunu söylüyorlar yorumlarda. Hatta daha iyi olduğunu iddia edenler de var. Tabii kötü olduğunu iddia edenler de var. Olacaktır, her şeyi iyi olarak, kötü olarak sunan bir kesim her zaman var. Evet arkadaşlar, şöyle kutusu çok zarif, şık bir tasarımı var. Şöyle kapağı kaldırılabiliyor. Bu gibi. Aha, yırttık. Yok, yırtmadım. Bantmış. Şöyle kafa zippo çakma gibi açılabiliyor. Çok güzel. Ve içerisinde bir poşet var. Bu poşet isterseniz kapatılabiliyor. Bilmiyorum. Vakumlu poşet en azından. Bu şekilde kapatılıp hava alması engellenebiliyor. Eğer çok az içim yapıyorsanız işte hani haftada bir değil de veya bir kiloyu bir yılda harcayacaksanız eğer bu zamanda kapağını kapatabilirsiniz ve hava almasını önleyebilirsiniz. Bu gerçekten zarif, güzel bir düşünce. Kefo Gold tarafında olmayan bir düşünce. Tabii Kefo Gold'u kötülemiyorum. O da gayet güzel bir kömür. Ben gayet memnunum. Yıllardır kullandığım bir kömür markasıydı. Sadece 5 lira daha uygun ve çeşit olsun diyerek denemek istedim kömürü. Şimdi size kötü bir kömür getireceğim. Tabii marka göstermeyeceğim. Şöyle hemen getiriyorum. Baş ağrısı yapan bir kömür. Kötü. İçerken sönen bir kömür. Şöyle getirdim arkadaşlar. Bununla bir kıyaslama yapacağım şimdilik. Kefo Gold'da yapamıyorum elimde olmadığı için. Şuradan bir tane kömür aldım. Ebat olarak bilmiyorum, siz fark edebiliyor musunuz? Şöyle gösterdiğimde ebat olarak bir miktar daha büyük Coco Peels arkadaşlar. Biraz daha büyük şey olarak, şekil olarak. Şöyle adi bir kömürü elimize vurduğumuzda şöyle karaladığını görürüz. Şimdi bunu test edeceğim. Daha önce test etmedim. Hani elimizi lekeliyor mu diye test etmedim. Hatta yıkayayım bir elimi. Evet arkadaşlar, şöyle elimizi kuruladık. Geldim. Karalığı göstermiştim biraz önce. Sürüyorum. Tabii var. Yine şöyle göstereyim. Elimi çizdi. Ama ne kadar çizdi? Yani şu gösteriyorum. Tekrar. Bu Coco Peels'ın ele değme şekli. Bu da adi bir kömürün ele değme şekli derken şöyle. Farkı bu. Çok fazla fark yok. İkisi de leke yapıyor. Yapacaktır kömür sonuçta. Bu neyi fark ettirir bilmiyorum ama hani dışındaki tortu kokuyla etkileyebilir. Hani yaptığınız zaman diğerinde oluyor, olmuyor, onda oluyor şeklinde. İkisi de bir leke yapıyor belli bir oranda. Biri daha fazla, biri daha az. İçime gelirsek şöyle adi bir kömür. İçim yaparken arkadaşlar sönüyor. Ne tarafı aşağı gelirse şeyde yanmazda, ne tarafı aşağı gelirse o taraf sönüyor. Ve bu tahminimce baş ağrılarınızın sebebi bu. Kömürün sönmesi gayet kötü bir şey.
çok hoşuma giden bir şey değil. Birkaç seferdir dediğim gibi baş ağrısı yapıyor bende. Hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden yeni bir kömür almayı denedim. Bunu da 2-3 defa test ettim. Yeni aldığım bir kömürü. Bakalım 2-3 defa demeyeyim. 2 defa. 2 defa test ettim bu kömürü de. Gayet güzel. Sonuna kadar devam ediyor. Küçülme yavaş oluyor. Yani hemen küçülmüyor kömür. Küllenme oranı tabii küçülmesine bağlı. Ya ne kadar çabuk söner, yanarsa o kadar çabuk külleniyor. Kül oranı gayet düşük. O yüzden içimi memnun etti beni. Kefa Bolt'a göre kıyaslarsam bir fark göremiyorum açıkçası. Hani o daha iyidir, bu daha kötüdür, bu kötüdür, o iyidir diyeceğim bir yapı değil. İkisinden de ya aynı oranda sağlıklı bir içim sağlayabiliyorum nargile açısından. Gayet hoşuma gitti. Kullanırım. Fiyatı daha uygun olduğu için kullanırım. Yok normalde Kefo Gold'u tercih ederdim ama fiyat olarak ondan daha uygun görünüyor şu anda. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Isı performansı gayet düzgün. Duman çıkarma olasılığı gayet düzgün. Tabii bunu bir önceki izlediğiniz videodaki Oduman İgnis'le test etme imkanı bulabildim. Kefo Gold'u denemedim tabii. Orada Kefo Gold nasıl bir performans sergiler, nasıl bir içim sağlar orasını tam bilemiyorum. Ama şunu da İgnis'le denediğimde yine aynı sonucu alıyorum. Çok berbat bir kömür. Hatta çöp atacağım. Şu bir kilo kömürüm varken bunlara hiç gerek yok. Gerek duymuyorum. Dediğim gibi Kefo Gold kömürle test edemedim ilgisi. Şu Coco Pierce'la bunu test ettiğimde gayet memnun kaldım. Sonuna kadar içim sağlıyorum. Tabii ki soluklaşma oluyor kömürde bir süre sonra. Ama sönmüyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Sönmemesi gayet güzel. İlk çekimde, ilk nefes aldığınızda nargileden ilk çekimi yaptığınızda kömür alevleniyor. Bu çok önemli. Dediğim gibi memnunum ben Coco Pierce'dan. Devam edeceğime ben edeceğim şeklinde düşünüyorum. Tabii ki Kefo Gold'la fiyat farkından dolayı tekrar bahsetmek istiyorum. Kefo Gold'la arasında fiyat farkı olduğu için ilk tercihim bu oluyor. Normalde bu yıla kadar yani 5-6 yıldır nargile içiyorum. 5-6 yıldır Kefo Gold kullanıyordum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi sol üst köşede bir link çıkacak. Burada kömürü test ettiğim bir videom var. Oradan tıklayarak gelebilirsiniz test videoma. Çünkü neden böyle yaptığıma gelirsek YouTube'un prensipleri diyelim. Onu aşmak için denediğimiz bir yöntem. Bakalım başarılı olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Dediğim gibi sol üstteki linkten yoruldum. Sol üstteki linkten test videoma ulaşabilirsiniz. Canlı performans. Kömürün nasıl kullanıldığı yani çıkardığı performans, çıkardığı duman yanım şeklinde bir video hazırlayacağım. Kısa bir video. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak tütününüz kaliteli, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Teşekkürler.